Herkese merhabalar. Bu videomuzda İTÜ Matyöz 3 2020-2021 dönemi yaz final sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soru, fx fonksiyonu 0 ile 2 pi arasında integrallenebilir ve pozitif tanımlı olmak üzere 0'dan pi bölü 2'ye kadar bu fonksiyonun integralini bulunuz. Bu soruda şöyle başlayalım. Sinüs x eşittir t dersek, sinüs x eşittir t dersek, kosinüs x dx eşittir dt yapar. X eşittir pi bölü 2 için t eşittir 1, x eşittir 0 için t eşittir 0. İntegralimize şöyle diyelim, I eşittir x eşittir 0 için t eşittir 0, pi bölü 2 için 1. Kosinüs x dx'e dt dedik. F 1 eksi t, 1 eksi sinüs x, 1 eksi t yaptı. Bölü f sinüs x, burası f t artı f 1 eksi sin 1 eksi t. Sinüs x yerine t koyduk. Bunu da şöyle yazabilirim. Sıfırdan 1'e kadar şöyle bir 1 yapalım. Buraya da ft artı f 1 eksi t yazayım. Şimdi yukarıda f 1 eksi t olduğu için bunun çarpımından f 1 eksi t artı ft gelir. O zaman şuraya bir eksi ft yazmamız gerekir. Dt. Buna devam ettiğim zaman 1'in integrali t 0'dan 1'e kadar eksi 0'dan 1'e kadar ft bölü ft artı f 1 eksi t dt. Şimdi burayı görmesi oldukça zor. Bu soruyu görmesi oldukça zor. Bu integral de şu integral aslında aynı integraldir. Şöyle yaptığım zaman anlayacaksınız. 1 eksi t eşittir u dönüşümü yaparsam I diye başlayalım. Şuradan 1 geldi. Buradan 1 geldi. 1 eksi t yerine 0 koyduğum zaman 1, 1 koyduğum zaman 0. 1'den 0'a kadar f t. T'yi çekersen buradan t eşittir 1 eksi u yapar. F 1 eksi u dt eksi du yapar. Eksi du f t. F t f 1 eksi u. F 1 eksi t ise f u yapar. Şu eksiği sınırları değiştirmek için kullanayım. I eşittir 1 eksi 0'dan 1'e f 1 eksi u f 1 eksi u artı f u du. Baktığımız zaman I neydi? I şu idi. 0'dan 1'e kadar f 1 eksi t dt bölü f t artı f 1 eksi t. Burada da aynı şey var. Bunun sadece t yerine u yazılmış hali diye düşünebilirim. Direkt bunu görürsem, bu integralde görsem, bağımsız olarak görmüş olsam aynı işlemleri yapacağım için bu iki integral aynı sonucu verir. Yani burası da I yapar. Bunu bu tarafa attığım zaman 2I eşittir 1 ve I eşittir 1 bölü 2 olarak elde edilir. Oldukça güzel ve zor bir soru. İkinci soru, aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Burada 3 tane öncül var. Bunlara bakıyoruz. Birincisi için y eşittir sinüs x. Bunun grafiğini çizelim. Y eşittir sinüs x'in grafiği. X eşittir 0 için 0. Pi bölü 2 de tam 1 değerini alır. Pi bölü 2'den sonra tekrar azalmaya başlar. Pi de 0 yapar. Şuradan biraz daha devam edeyim. Şöyle dalgalanarak devam eden bir grafiği vardır. Eksi 1 değerini 3 pi bölü 2'de alır. Şurası pi değeri olsun. Y eşittir kosinüs x de bunun tersi x eşittir 0'da 1 değerini alır. Pi bölü 2'de 0 değerini alır. O da tam pi de eksi 1 değerini alır. Sonra şöyle devam eder. Yeterli mi bakalım. Eğrileri ile y ekseniyle sınırlanan bölgenin alanı.
Şuradan devam ettiğim zaman bu böyle devam edecek. Bu da şöyle devam etmiş olacak. Eğrileriyle y ekseni arasında kalan alan dediği için şurayı anlıyorum. Buranın alanını bulmaya çalışacağız. Şurası 0, burası 1. Şu y eşittir kosinüs x. Bu ise y eşittir sinüs x olmakta. Şimdi biz bunun baktığımız zaman y'ye göre integralini almışız. Yani şuraya göre y eksenine göre işlem yapacağız. Tam şu kesişim noktası bize lazım olacak. Tam şu nokta nedir? Buranın x'i nedir? Y'si nedir? Bu y noktası kaçtır? Bu bize lazım. Bunu nasıl bulacağız? Sinüs x ile kosinüs x'i birbirine eşitlersem burada x eşittir pi bölü 4. Tam pi bölü 4 açısında x'i de 1 bölü kök 2 yapar. Evet, 1 bölü kök 2 yapar. O zaman şurası 1 bölü kök 2 olmalı. Bu zaten direkt yanlış olmuş oldu. 0'dan 1 bölü kök 2'ye kadar şunun altında kalan alan. Tabii bunu çekmem gerekir. X eşittir arksinüs y olarak çekersem. 0'dan 1 bölü kök 2. Eğer burası 1 bölü kök 2 olmuş olsaydı şu çizdiğim alanı hesaplayacaktı. Sonrasında ise 1 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2'den 1'e kadar şu üst kısımdaki alan x'i y cinsinden elde edersem x eşittir arc kosinüs y olarak elde ederdim. Yani birincisi yanlış olmuş oldu. Şu birleri atarsam 3 kesim doğruymuş. 2'ye bakalım. Y eşittir sinüs x, y eşittir kosinüs x eğerleri ve x ekseni ile sınırlanan bölgenin alanı 0 pi bölü 2 arası için. Tekrar çizeyim ben bunu buraya. Sıfır pi bölü 2 yeterliymiş. Şu sinüs x'in grafiği. Bu da kosinüs x'in grafiği. Tekrar okuyorum. Y eşittir sinüs x, y eşittir kosinüs x eğrileri ve x ekseni ile sınırlanan bölgenin alanı 0 pi bölü 2 aralığı için. Yani şurayı sormakta. Şu noktayı ben zaten bulmuştum. Pi bölü 4'te kesişim var demiştim. 0'dan pi bölü 4'e kadar şunun altında kalan alan. Sonrasında ise bunun altında kalan. 0'dan pi bölü 4'e. Bu da yanlış zaten. 0'dan pi bölü 4'e kadar olması gerekirdi. Şu neyin grafiğiydi? Sinüs x. Burası doğru. Pi bölü 4'ten de pi bölü 2'ye kadar ne var burada? Eğrimiz kosinüs x var. Şu pi bölü 8 yerine pi bölü 4 koymuş olsaydı doğru olmuş olacaktı. İkileri de attığım zaman cevap A. Yani sadece 3 olmuş oldu. Onu da kontrol edelim. Y eşittir sinüs x, y eşittir kosinüs x ekseni pi bölü 2 ile pi aralığında. Şöyle sinüs x'in grafiğini çizeyim. Tam şu tepe noktası pi bölü 2'de. Pi bölü 2'de 1 değerini alır. Burada pi'de 0 değerini alır. Kosinüs ise şöyle pi bölü 2. Pi bölü 2'den sonra negatif olur. Tam pi'de eksi 1 değerini alır. Ne demişti? Pi bölü 2 ile pi aralığı. Pi bölü 2 pi aralığı. Şu bölgenin alanı istenmekte. Pi bölü 2 ile pi aralığı. Pi bölü 2'den pi'ye kadar şu uzunluklar. Bu aradaki kalan mesafeler. Yukarıdaki doğrumuz, yukarıdaki eğrimiz sinüs x eğrisi. Aşağıdaki eğrimiz de kosinüs x eğrisi olduğu için yukarıdan aşağıyı çıkarttığım zaman şu doğru parçaların uzunluklarını bulurum. Bunları yan yana koyduğum zaman bu bölgeyi taramış oluyorum. Sinüs x eksi kosinüs x. Aynı şekilde burada da bu cevabı vermiş. Cevabımız A olmakta. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. ABC'ye bağlı bir fonksiyon gibi düşünebilirim. Üç değişkenli bir fonksiyon. I002 diyor birinci şıkta. I002 şurası 0, burası 0, burası 2 olursa ne gelir? Kos kare gelmiş olur. 0'dan pi bölü 2'ye kadar kos kare x dx. 0'dan pi bölü 2'ye kadar kos kare x için yarım açı formülünü kullanırsak kosinüs 2x artı 1 bölü 2 yazarım bunun yerine.
Kosinüs 2x'in integrali sinüs 2x bölü 4 gelir. 2 aşağıda, 2 de içinin türevinden bölü 4 artı x bölü 2. 0 ve pi bölü 2 koyarsam sinüs pi 0 yapar. Sinüs 0, 0 yapar. Birinci parça o zaman sıfırlanmış olur. Buradan pi bölü 4 gelir. Pi bölü 2, bir de 2 daha var. Pi bölü 4, 0 gelince 0 gelir. Burası pi bölü 4 olmalı. 1 olmayacak o zaman. 1'leri attım. İkiler kesin doğruymuş şıklara göre. 2'ye bakayım. 1, 0, 1 koyarsam. 0'dan pi bölü 2'ye kadar. 1, 0, 1. X artı 1 kosinüs x 1, 0, 1. Evet. X artı 1 çarpı kosinüs x dx. Burada kısmi integrasyona ihtiyacımız var. Şöyle x artı 1 eşittir u olsun. Kosinüs x dx eşittir dv olsun. Dx eşittir du yapar. Kosinüs x'in integrali sinüs x eşittir v yapar. U çarpı v x artı 1 çarpı sinüs x 0'dan pi bölü 2'ye kadar eksi integral 0'dan pi bölü 2'ye kadar vdu'dan sinüs x dx gelir. Şurada pi bölü 2 koyarsam pi bölü 2 artı 1 gelir. Sinüs pi bölü 2'den 1 gelir. 0 koyduğum zaman 0 gelir. Burada pi bölü 2 artı 1 geldi. Diğer taraftan eksi sinüs x'in integrali kosinüs x 0'dan pi bölü 2'ye kadar. Pi bölü 2 koyunca 0. 0 koyunca 1 ama çıkarttığımız için eksi 1 gelecek. Şurası eksi 1. Şuradaki artı 1 eksi 1 birbirini götürür ve pi bölü 2 kalır. Bu doğruymuş. Kontrol etmiş olduk. 3'e bakalım. 0, 2, 0, 0, 2, 0. E üzeri 2x oldu. E üzeri 2x 0'dan nereye kadardı? Pi bölü 2'ye kadar. Dx. Bunun integrali e üzeri 2x bölü 2 0'dan pi bölü 2'ye. Pi bölü 2 koyarsam 2 tane pi bölü 2 pi yapar. E üzeri pi 0 koyunca 1 yapar. E üzeri pi eksi 1 bölü 2. Bu da oldu. 3 de doğru. 3 de doğruysa bu şık da gitti. 4'e bakarsam eksi 1, 0, 0 bunlar gitti. Sadece şu var. Üzerinde eksi 1 var. 0'dan pi bölü 2'ye kadar üzerinde eksi 1 var. X artı 1 üzeri eksi 1 dx. Bunu da 1 bölü x artı 1 olarak düşünürsem ln x artı 1 yapar. Ln x artı 1 0'dan pi bölü 2'ye kadar. Pi bölü 2 koyarsam ln pi bölü 2 artı 1 0 koyarsam ln 1'den 0 yapar. Ln pi bölü 2 artı 1 değil. Burada ln pi bölü 2 var. Bu yanlış. O zaman 4'ü elediğim zaman cevap A olur. Dördüncü soruda paydada karekök içinde a kare artı 3x kare var. Trigonometrik dönüşmeye ihtiyacımız olacak. Burada şu özdeşlik işimizi görecek. 1 artı tan kare x eşittir sekant kare x idi. Bunu kullanmaya çalışacağız. Yani şurada tanjantlı bir şey kullanacağız. Peki nasıl kullanmamız lazım? Burada a kare olduğu için şuranın sonucunda da a kare gelmeli. Yani 3'ü de götürmem gerekir. Onu düşünerek şöyle bir şey yapabilirim. Bir kere tanjant t'miz olacak. 1 artı tan kare getirmek istediğim için. 3'ü yok etmek istediğim için karesini alınca 3 gitsin istiyorum. Buraya kök3 koyarım. A kare gelmesini istediğim için de buraya bir a koyarım. X eşittir a tanjant t bölü kök3. Buradan dx eşittir a bölü kök3. Tanjantın türevi sekant kare t dt yapar. Bu dönüşümü kullanınca x eşittir a için burası a oldu. Tanjant t eşittir kök3 yani t eşittir ne zaman kök3'tür? 60 derecede t eşittir pi bölü 3. X eşittir 0 için t eşittir 0 yapar. Bu dönüşüm altında 0'da 0, a'da pi bölü 3. X yerine ne koyuyordum? A çarpı tanjant t bölü kök3. Dx yerine a bölü kök3
Sekant kare t dt bölü. Karekök içinde a kare artı, onu şurada hesaplayayım. A kare artı 3x kare. 3x kareyi alınca a kare tan kare t bölü 3, bu işler birbirini götürür. A kare parantezine alırsam 1 artı tan kare olur. 1 artı tan kare de sekant karedir. O da dışarı sekant olarak çıkar. Yani payda da a çarpı sekant t elde ediyorum. Bunları düzenlersem 1 bölü köküç, 1 bölü köküç, bunlar 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3'ü dışarı alayım. 0'dan pi bölü 3'e kadar. Yukarıda a kare oldu. Yukarıda a kare var. Aşağıda da a olduğu için a kalmış oldu. Sekant t'lerden bir tanesi gitmiş olacak. A çarpı sekant t çarpı tanjant t dt. Sekant t çarpı tanjant t sekantın türevidir. Yani bunun integrali de sekant t yapar. Eşittir 1 bölü 3, hatta a bölü 3. A bölü 3 sekant t 0'dan pi bölü 3'e kadar. A bölü 3 sekant 1 bölü kosinüs. Kosinüs 60, 1 bölü 2 yapar. O zaman 1 bölü 1 bölü 2, 2 verir. Sekant 0, kosinüs 0, 1 yaptığı için burası da 1 yapar. Oradan 1 geldiği için a bölü 3 yapar. Bu integralin sonucunu 1 bölü 6 olarak verdiği için 3'ten 6'ya a da 2, 1 bölü 2 olmuş olur. A'yı çekersem a eşittir 3 bölü 6, yani 1 bölü 2 elde edilir. 5. soruda kosinüs hiperbolik x eşittir u olsun. Kosinüs hiperbolik fonksiyonunun türevi sinüs hiperbolik x dx eşittir du yapar. Bu dönüşümü kullandığımız zaman sinüs hiperbolik x dx yerine du, aşağıda ise kosinüs hiperbolik x'e u dediğimiz için u küp artı 2 u elde edilir. Bunu da basit kesirlere ayırabiliriz. Aşağıda u parantezini alırsam 1 bölü u çarpı u kare artı 2. A bölü u artı, bu çarpanına ayrılamayan ikinci dereceden bir polinom olduğu için üstüne paya birinci dereceden bir polinom b u artı c yazarız. Buraya da u kare artı 2. 1 eşittir a'yı u kare artı 2 ile genişletiyorum. B u artı c'yi ise u ile genişletiyorum. Buradan u karenin katsayısı a artı b gelir. Bu 0 olmalı. U'lara bakarsam buradan u gelmez. İkinci taraftan c u gelir. Buradan c u eşittir 0 olmalı. Çünkü burada u yok. Sabit olarak 2a artı, sabit olarak sadece 2a gelir. 2a eşittir 1 dersek buradan a eşittir 1 bölü 2, c eşittir 0, b de a'nın tersi eksi 1 bölü 2 olur. O zaman integralimiz a bölü u, yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü u artı veya eksi b eksi 1 bölü 2, c 0, burası 0. Eksi 1 bölü 2 u bölü u kare artı 2 olur. Buradan 1 bölü 2 elen u. Burada da direkt yazabilirim ya da siz u kare artı 2'ye dönüşüm uygulayarak da görebilirsiniz. Paydanın türevi yukarıda var gibi, bu elenden gelir. Şöyle uydurmaya çalışalım. Elen u kare artı 2 demiş olsaydık türevini kontrol edelim. 2u, yani 2u gelirdi. Şurayı dikkate almıyorum, onları ayırdığım için zaten. 2u gelirdi ama yukarıda u var. O yüzden buraya bir 2 yazmam gerekiyor. Bunları aldık. O zaman şöyle oldu. 1 bölü 2 ya da 1 bölü 4 parantezine alırsam, şuraya bir 2, buraya bir 2 koyarsam, 1 bölü 4 parantezine aldığım zaman eşittir 1 bölü 4 parantezinde elen
Şu 2 bunun üstüne geçer. U kare. Aradaki eksiği de bölmeye çevirirsem u kare artı 2. U kare bölü u kare artı 2. U neydi? U'ya bakalım. Kosinüs hiperbolik x. Kosinüs hiperbolik kare bölü kosinüs hiperbolik kare artı 2. Yani bu cevap olur. Cevabımız A. 6. soru. X yerine 0 koyduğumuz zaman baktığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği görüyoruz. Zaten sonucun limitin sonlu çıkabilmesi için payda da 0'a gittiği için yukarının da 0 olması gerekirdi. 0 bölü 0 belirsizliği var. L'Hopital kuralı uygularsam burada kök c çarpı x var. Arksinüs kök c x'in türevi. İçinin türevi diyeceğim. Buradan sadece kök c gelir. Bölü karekök içinde 1 eksi şu ifadenin karesi. Yani cx kare gelir. Buraya başına limiti yazalım. Limit x 0'a giderken. Şurada eksi 2 geldi. Şu limiti ortaya alayım. Yukarısının türevinden bu geldi. Limit x 0'a giderken aşağıdan ise 2x gelir. Burada tekrar koyarsam x yerine 0, burası 0. Kök c eksi 2 yapar yukarısı. Kök c eksi 2. Aşağısı ise 0. Sonucunun sonlu mevcut olabilmesi için bu limitin burada buranın da 0 yapması lazım. O zaman c'nin 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz. C 4 olursa devam edilebilir. Yani gerisi çok önemli değil. Bu şartı sağlatmam yeterliydi. C'nin 4 olması yeterli. C4 olursa 0 bölü 0 belirsizliği olur ve tekrar L'Hopital kullanıp sonuca ulaşabilirim. Burada bırakabiliriz. C'yi bulmuş olduk. 7. sorumuzda genelleştirilmiş integral var. Çünkü x eşittir 0 için problem var. Genelleştirilmiş integral. Problem olan kısımda şöyle yaparız. Bunu A diyelim. A 0'a yaklaşırken A'dan pi bölü 2'ye kadar deriz. Kosinüs x bölü x eksi sinüs x bölü x kare dx. Hatta bunları ayıralım. Kosinüs x bölü x dx eksi A'dan pi bölü 2'ye kadar sinüs x bölü x kare dx. Buna limit uyguluyorum. Şimdi bu kısımda kısmi integrasyon uygularsak 1 bölü x eşittir u olsun. Kosinüs x dx eşittir dv olsun. Eksi 1 bölü x kare dx eşittir du. Kosinüsün integrali sinüs. Sinüs x eşittir v. Bunları kullandığım zaman limit a 0'a giderken kısmi integrasyonu uygulayalım birinci integral için. U çarpı v. Sinüs x bölü x sınırlar a ve pi bölü 2 u ve eksi integral v de u bununla bu. Buradan ne gelir? Eksi integral olduğu için şuradan da eksi geldiği için şurası artı olur. Artı sinüs x bölü x kare 0 a'dan pi bölü 2'ye kadar. Bu birinci integral içindi. Şunu da devam ediyorum. Eksi a'dan pi bölü 2'ye kadar sinüs x bölü x kare dx. Baktığım zaman bunlar aynı şeyler birbirini götürdü. Sonra alt ve üst sınıra koyarsam eşittir limit a 0'a giderken pi bölü 2 koyarsam buradan 2 bölü pi gelir. 2 bölü pi. Şurası pi bölü 2, yukarısı 1 olacağı için ters çevirip çarptığım zaman 2 bölü pi. A koyarsam eksi sinüs a bölü a. A 0'a giderken sinüs a bölü a limitimiz 1 olduğu için 2 bölü pi eksi 1 yapar. Bu da 2 eksi pi bölü pi olarak yazılabilir. Yani bu cevap. 8. soruda integrali çözmeye çalışmak oldukça zor olacak. Bu yüzden karşılaştırma testi daha mantıklı olur. Şimdi
Şimdi 1 ile sonsuz var sınırlarımız. Arktanjant 1 ve arktanjant sonsuz. Bunları kıyaslayalım. Arktanjant 1 ne demek? Burada arktanjant 1 için bu pi bölü 4 değerini alır. Arktanjant sonsuz. Tanjant ne zaman sonsuzdur? Pi bölü 2. Bu pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasındadır. Bu ifademiz pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasındadır. O zaman şöyle yapalım. Bunun yerine en küçük değerini şöyle yazayım önce. Arktanjant x pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında. Ne zaman? X'ler 1'den büyük olduğu durumlarda. X'ler 1'den büyük eşittir iken. Bu pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında olmakta. O zaman ben bunun yerine şunun yerine pi bölü 4'ünü yazarsam bu integralden daha küçük bir integral bulmuş olurum. 4 art tanjant x bölü karekök içinde 2x artı 5 dx. Bundan daha küçük bir integral buldum. Birden sonsuza kadar. Art tanjant x yerine pi bölü 4 koydum. Şu pi'ler, şu 4'ler gitti. Yukarıda pi, aşağıda ise karekök içinde 2x artı 5 kalır. Oldukça sade bir ifade geldi. Burada limite geçelim. Limit b sonsuza giderken diyelim birden b'ye kadar pi bölü karekök içinde. Hatta onu da 2x artı 5'in eksi 1 bölü ikinci kuvveti olarak yazarsam integralini kolaylıkla alabilirim. Limit b sonsuza giderken pi çarpı 2x artı 5 üzerine 1 arttırdım. 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 yaptı. Üstüne böldüm. 1 bölü 2. 2'yi buraya attım. Bir de içinde x değil de 2x olduğu için 2x'in türevi gelir. Oradan da buraya bir 2 koymam gerekir. İçinin türevini bölmem gerekir. Siz şöyle de yapabilirdiniz. 2x artı 5'e u dönüşümü uygulayarak bunu bulabilirdiniz. Evet, bunlar da birbirini götürmüş oldu. Yani sadece limit b sonsuza giderken pi çarpı bu 1 bölü 2 şunu verir bize. Karekök 2x artı 5 verir. Sınırlarımız ise 1 ve b. B koyunca zaten sonsuz olacağı anlaşılıyor. Limit b sonsuza giderken pi çarpı karekök içinde 2b artı 5. 1 koyunca sanırım pi kök 7 gelir. Burası önemli değil. Pi sonsuz olduğu için b sonsuz olduğu için burası sonsuz bulunur. Yani şu küçük olan integral sonsuzmuş. O zaman bu daha büyük olması lazım. Burası da sonsuz olur. Sonsuz olduğu için ıraksaktır. Şöyle de düşünebilirdik. Bazı şıkları eleyebiliriz burada. Bu daima pozitif şeyler olduğu için hatta bulduk ki burada pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında şuradaki sonuçlar payda da pozitif olduğu için her şey pozitif. Yani bunun grafiğini düşünürsek sallıyorum hep x eksenin üzerinde daima pozitif. Bunun altında kalan alan da negatif olma ihtimali olmayacak. Şu iki şık zaten direkt olarak gider. Cevabımız ıraksak oldu. 9. soruda yay uzunluğu, eğri uzunluğu sorusu. Formülünü hatırlatalım. Hangi aralıkta bakıyorsak AB aralığında vermiş burada. AB aralığında neyin yay uzunluğunu bulmak istiyoruz? Fx diyelim mesela. Burada f türev x diyeceğiz. F türev x'in şunun karesini alacağız. Çarpı dx. Bu integrali bulursak eğri uzunluğunu bulmuş olacağız. O zaman şunun türevine ihtiyacımız var. Bu integral olduğu için integralin türevi nasıl alınırdı onu hatırlamamız gerekir. Leibniz kuralı. Ne oluyordu? Şu üst sınırı t gördüğümüz yere yazıyoruz. Şuraya f türev x diyelim. T gördüğümüz yere yazdığımız zaman g eksi gx yaptı. Sonra üst sınırın türevini alıyorum. Oradan 1 gelir. Eksi alt sınır için de yapacağım ama alt sınırımız sabit olduğu için alt sınırda bunu buraya koyup t yerine koyup sonra alt sınırın türevini almamız gerektiği için orası 0 gelecek. O yüzden orayı yazmıyorum.
F türev x eşittir eksi gx oldu. O zaman bu eğrimizin uzunluğu şöyle hesaplanırmış. A'dan B'ye kadar karekök içinde 1 artı F türevin karesi. O da ne gelir? Gx'in karesi gelir. Bunu sağlayan şıkkımız A şıkkı. 10. sorusu hacim sorusu, döndürme ile alakalı. R birinci bölgede y eşittir x kare. Bunları bir çizelim. Y eşittir x kare. Birinci bölge olduğu için sadece bu parçayı alsam yeterli. Y eşittir 2 eksi x. X yerine 0 verirsem y eşittir 2. Y yerine 0 verirsem x eşittir 2. Şöyle. Ve y ekseniyle sınırlı bölge olsun. Burası. Aşağıdakilerden hangisi R bölgesinin x eşittir 2? Şurasıydı x eşittir 2. X eşittir 2 etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacminin disk pull yöntemi kullanılarak hesaplanışıdır. Disk ya da pull içi boş olan, disk içi dolu olan. Burada içi boş olacak. Bulduğumuz daire dilimlerin içleri boş olmuş olacak. Şimdi şöyle bir döndürdüğüm zaman, şöyle bir kesit aldığım zaman ben şuraların alanlarını bulmak istiyorum. O kesiti aldığım zaman tamamen döndürdüğümüzü düşünelim. İçte şuraya kadar olan kısım için boş bir daire, dışta dolu bir daire, arada şöyle bir disk kalmış olacak. Disklerin alanında dairelerin alanında pi r kare formülüyle bulunduğu için bunları bulmaya çalışalım şimdi. Şimdi ben neyin etrafında çeviriyorum? Y ekseni gibi düşünebilirim. Y eksenine paralel bir doğrunun etrafında. Disk metodunda hangi eksen etrafında çeviriyorsam ona göre integral yazılır. Kabuk yönteminde ise tersi. Burada y'ye paralel bir şey etrafında çevirdiğim için integralimiz y'ye bağlı olacak. İntegral y'ye bağlı olacak. Bunu aklımızda tutalım. Y'ye bağlı olacaksa y şurada farklı eğri, burada farklı eğriye sahip olduğu için şu kesişim noktası benim için önemli. Kesişimi bulalım. X kare eşittir 2 eksi x dersek x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Buradan artı 2 eksi 1, yani buradan bir değeri gelmekteymiş. Kesişimde 1 koyarsam burası da 1, şurası da 2 idi. Şimdi şurada baktığımız zaman, yukarıda baktığımız zaman büyük yarıçap şurası daima 2. Küçük yarıçap ise, farklı bir kalem seçeyim. Küçük yarıçap ise, yani içimden çıkartmam gereken şu kısım, orası da küçük r olsun. O da burası. Şimdi ben bunların uzunluklarını nasıl bulabilirim? Ben nereden nereye yapıyorum burası için? 1'den 2'ye kadar. Y'ler 1 ile 2 arasında. Şu şekli oluşturduğumu düşüneyim. Bunun alanı nasıl bulunur? Pi büyük r kare. Şu dıştakine büyük r dersem. Dıştaki ne demek oluyor? Şu kırmızı doğru parçası. Kırmızı doğru parçaların uzunlukları daima 2. Şu uzunlukları, bu diskleri nereden alırsam alayım daima 2 olacak. O zaman 2'nin karesi pi r kare. Şu taralı alanı nasıl buluyorduk? Büyük r'nin karesinden küçük r'nin karesini çıkartıyordum. Pi r kare eksi küçük pi r kare olacak. Bu alanı, diskin alanını bulabilmek için. Küçük r'ye gelelim. Şuranın uzunluğunu ben nasıl bulabilirim? Şuranın uzunluğunu x'ler arasındaki fark. Bu x'ler arasındaki fark olur. Buraya 2, buraya x ne olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir yerden aldığım için r'yi ben, küçük r'yi 2 eksi x olarak alabilirim. Ama integralin y'ye bağlı olarak bulunacağını bildiğim için şu eğrimiz neydi? Y eşittir 2 eksi x'ti. X'i çekersem buradan, x'i buraya atarsam x eşittir. Ya da 2 eksi x zaten y olarak direkt verilmiş. Burası y yapar. O zaman şuraya y kare yazıyorum. dy. Bu bize şu üst kısmı çevirdiğimiz zaman bulabileceğimiz alanı verir. Şimdi geçelim alt sınıra. Alt kısmın oluşturduğu hacme. Y'leri 0 ile 1 arasında alıyorum. Şu kısımdayım. Buradan yine daire dilimi aldığım zaman
Şu dıştaki R, dıştaki yarıçap yine daima 2. 2'nin karesi pi R kare eksi şu kısmı çıkartmam gerekiyor. Orası bu sefer y eşittir x kare. Buradan geliyor. Y eşittir x kare ise x eşittir kök y olarak düşüneyim. Pi R kare. O zaman burada ikincisi için x değerimiz ne olmuş olacak? Nereyi buluyordum? Şurayı farklı bir kalemle yapayım. Şu uzunluğu bulmak istiyorum. 2 eksi şu uzunluk kırmızının uzunluğunu bulabilmek için şuraya 2, buraya x dersem şu x arasındaki fark 2 eksi x olacak. 2 eksi x. X yerine de kök y yazıyorum çünkü integralim y'ye bağlıydı. 2 eksi kök y gelmiş olacak buraya da. 2 eksi kök y. Bunun da karesi dy. Şıklara baktığım zaman 2'nin karesi şurası y verir. 2'nin karesi y kare. 1'den 2'ye kadar. Evet, burası doğru. 0'dan 1'e kadar 2'nin karesi 2 eksi kök y'nin karesi. Bu da doğru. Cevabımız A olmakta. Dıştaki yarıçap ve içteki yarıçapı güzelce bulmamız gerekiyor. Öncelikle integralimizin neye göre almamız gerektiğini düşünürsek, onu tespit edebilirsek gerisi biraz daha kolay olmuş olacak.